Bu hem yaptığı konuşmalardaki belagatı hem de halkın arasına karıştığında sokaktaki yaklaşımı ve nabız tutma bilmesi, insanlarla diyaloğu İmamoğlu'nu öne çıkarıyor. Kemal Bey, Bir de bu şöyle bir... İmamoğlu gerçeğini seçmen grupları için ayrı ayrı soracağım ama bir son dakika gelişmesi var. O yüzden sözünüzü böldüm, affedin beni lütfen. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz günlerdir kamuoyunu meşgul eden bir ATV kazası var ve oğlunu yurt dışına kaçıran bir anneyi konuşuyoruz. Eylem Tok'u konuşuyoruz. Bakan Tunç diyor ki Eylem Tok ve oğlunun Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi için süreç işliyor. Adalet Bakanlığı iade için talepname hazırlıyor. Bir hafta 10 gün içinde bu talepname hazırlanacak ve Amerika Birleşik Devletleri'ne iletilecek. Mağdurların telefonunu alan anne Eylem Tok'un dosyasına gasp suçu da eklenecek diyor. A Haber'e konuşmuş Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Bu konudaki son bilgileri de böylece edinmiş olduk. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir iade talebi olacak. Talepname hazırlanıyor. Bir hafta 10 gün içinde iletilecek. Ama burada tabii kazayı işleyenin yanında annesinin de bir suçu var. Orada yaralıların cep telefonlarını alıyor ve atıyor. Yani yardım çağırmasınlar diye. Onunla ilgili de ayrıca gasp suçu da eklenecekmiş anne Eylem Tok'un dosyasına. Bu bilgiyi aktarmış olalım. Tabii buraya bir değerlendirme yapabilir miyim bununla ilgili? Bir Buyurun. kere Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu için buradaki zanlı iade konusu çok güç. Yani vatandaşın iade edilmeyeceğine dair evrensel bir hukuk kuralı var. Tabii. Ve yanı sıra gasp suçu bakımından da yaralı bir haldeki insanların eşyalarını çalmak hırsızlık suçu ve belki orada ağırlaştırıcı bir neden olarak düşünebilir. Gasp zorla bir taşınırı almaktır. Burada biraz bakan ve hukuk makamları hani kaçmış olmasının ardından yani bu büyük bir kusur aslında devlet açısından ve yargı organları açısından bunu telafi etmek üzere bir takım yine algı operasyonlarına girişiyorlar. Esasen artık gittikten sonra iş çok zor. Yani Tabii. Amerika'dan bu iadenin gerçekleşmesi bir trafik kazası nedeniyle üstelik yani kasten işlenen bir suç değil burada. Ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu için de özellikle zanlı açısından çok zor bir hukuki durum var ortada. Evet, Amerika'nın vatandaşını iade etmeyeceğini tahmin etmek zor değil. Yani büyük ihtimalle şimdi zaten bu talepname oğluyla ilgili olacak ama Evet. annenin ben zannetmiyorum ki sizin de söylediğiniz gibi döneceğini, artık firari olacak hakkında ne suçlama olursa olsun, ister gasp ister hırsızlık, ama gasp olarak konması bile bunun evet bir duruşa işaret ediyor, sizin de altını çizdiğiniz gibi.